Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi mevzumuz şefkat. Şefkat, ifrat, vasat, tefrit. Üç mertebesi var. Her bir üç mertebesinin bütünlüğü, bak, tefrit, vasat, ifrat. Başı kaçırmamanız lazım. Üçü, ifrat, vasat, tefrit. Bütünlüğü, tefrit deyince negatif, yani hiç yok. Tefriti de aşırı diyebilir miyiz abi? Aşırı aşağıda. Aşırı aşağı. Evet. Orta. Yani şeriatın tayin etmiş olduğu şekilde ben söylüyorum, şefkatin. Tefriti var. İfratı var. Vasatı var. O bütünlüğe gelirse, o üçü muvazeneli gelirse, aklı yapılandırıyor. Kalbi yapılandırıyor. Eylemi düzenliyor. Şefkat. Ne yaptı? 9 mertebe. 3 hariç, ifrat, tefrit, vasat, 3'ü dahil. Eğer bu olmasa büyük bir bela olur. Şefkat. Peki şefkatin yeri neresidir? Hangi esmeye bakıyor? Şefkatin yeri şuunat-ı zatiyedir. Ve ruha bakar, kalbe bakar. Şuunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı, ben hulas ediyorum ki konuya mukaddeme yapıyorum. Kitap okuyanlar zaten hatırlıyor. Ta ki onu kullanacağım. Mevzu çok kaliteli bir mevzu. Bilinmesi çok sorun yapan. Hayatta en büyük azaplardan bir tanesi sebebi de budur. Şefkat. Şefkat ismi rahime bakar. Aşk ismi veduda bakar. Peki hangisi üstündür? 8. mektupta bunu anlatıyor. Şefkat üstün olduğunu, ama 286'da mektubatta sıralama şöyle. Soğanın cücüğü dediğimiz merkez var ya, merkez. Oraya parmağını koy pergeli, şefkat-i mukaddese. Çık dışarıya, nedir? Muhabbeti mukaddese. 3. Çık dışarıya. Lezzet. Yok. Şefk. Şe. Edirne. Van. Kastamonu. Fe yok. Şefk. Şefki mukaddese. 4. Yani dışarıya çıkıyoruz. Merkeze şefkat. Çık dışarıya. Muhabbet. Çık dışarıya. Şefk. Çık dışarıya. Lezzet. Çık dışarıya. Memnuniyet. Çe. Surur. Surur. Çık dışarıya. Memnuniyet. Çık dışarıya. İftihar. 7 mi etti? En merkezde kim? Şefkat. Bilinmese, yönetilemezse o seni yönetir ki vallahi acımasız olur. Dünyanı cehenneme döndürür. Yani hayatı cehenneme döndürür. Eğer yönetemezse. Yönetemediğin her şeyin manası, anlamı şu, o seni yönetiyor demektir. Verilen her şey, akıl dahi, akıl bir alettir, cihaz insanidir diyor. Verilen her şey, araba kullanmayı öğrendiğimiz gibi,
köpeği eğittiğimiz gibi, atı eğiten seyis gibi, atı eğiten gibi eğitilmesi gerekiyor bunlar. Bütün latifeler. Mesela öfke. Ben buyum kardeşim, beni kabul edersen et yani. Ben buyum, değişemem. Ne kadar zulüm yani. Şuraya bak. Allah diyor ki, وَالْكَازِمِنْ الْغَزَمَ الْعَفِنَا النَّاسِ. Öfkenizi yutun, kontrol altına alın. İnsanları affedin diyor. Sen de diyorsun ki, ben buyum değişemem. Allah değiş diyor. Sen değişemem diyorsun. Yani burada bir sorun var. Anlayış sorunu var. Yani peki nedir? Hiçbir şey doğasının üzerine gitmiyor ve eğitilmesi gereken bir yapıdır. Araba eğittiğin mesela, debriyaja basıyorsun, frene basıyorsun. İlk şoförlük yaparken hatırlarsınız. Hem yola bakıyorduk, hem direksiyona bakıyor, hem de gözümüzde, ya şoför diyor ki bakma ona. Değil mi? Bakıyorduk. Şimdi ona bakmıyoruz, buna da bakmıyoruz. Yola da tebeye bakıyoruz, yanımızdakilerle konuşuyoruz. Nasıl eğittik? Tak 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 eğitim. Aynen bu eğitilmesi gerekiyor. Her şey. Her şeyin ifrat, tefrit ve vasatı var. Hariç. Onun dimağı yapılandırması var. Enfusi, ruhu ve kalbi muhakeme ve muvazene koyması var. Eylemde fiildeki hakikati var. 9 yani. Her şeyde ama. Şimdi ondan okuyacağım. Bu kadar konuştum, mukaddemeydi. İsmi Vedud'a bakıyor dedik. Özür dilerim. İsmi Rahim. İsmi Rahim şefkate bakıyor. Aşk ismi Vedud'a bakıyor. Aşk nerede olduğunu anlamak için, bakın, merkezde şefkat, sonra muhabbet. Yani muhabbet, aşk, aşk da diyebilirsin. Biraz altı değil mi? Tabii, evet. Yani merkez şefkat, muhabbet, şefk, lezzet, surur, memnuniyet, iftihar. Aşağıda yani muhabbet. Aşk olarak tanımlanıyor içerisi. Dış daha. Merkezde bu. Eylem itibariyle en faal olan, en aktif olduğu mahluk kadınlardır. Dişilerdir. Hayvanlarda da öyledir. Şefkat kahramanı deniliyor. Eğer o kadın şu dersi ifrat ve tefritini bilemezse acımasız hayatı yaşar. Ailesi bozulur. Dimağı karışır. Kalbi karmakarışık olur. Yani dimağı karışır. Kalbi karmakarışık. Eylemde de zaten ne yapacağını bilemez. Peki ne, nasıl koyacağız onu? Fıtratında var olan şefkati tanzim edemezse mi abi? Edemezse. Yani kıblesine koyamazsa. Nedir o? Kıblesiz şefkat ateştir. Şefkat diğer duygular gibi değil. Diğer bazı duygular taşınmaktır diğerlere. Mesela akıl taşınmaktır daha çok. Eşyanın içine taşınırsın. Şefkat ise taşınmak değil, taşırsın. Varlığı oraya taşırsın. Böyle tuhaf bir yapı. Orada yaşarsın. Akıl ise bir tarafı var ki oradayım. Oradayım. Şefkat orada değil. Yanıyorum. Yanıyorum. Neren yanıyor? Kadının bir eteği bir falan yanmıyor. Yanıyorum diyor. Bunun kontrol edilemezse nasıl bir zarar oluyor, nasıl kontrol edilecek onu konuşacağız. İfrat tefritinden biraz cümleyi söyleyeyim. Tefriti vurdum duymazdır. Hiçbir şeye şefkat göstermiyor. Yok. Canavar deniliyor buna. Maddi ve manevi hukuk ibadı paymal edendir.
kendisi şey olarak gözükür, Kuvve-i Gadabiye'nin tefrit mertebesi. Yani hiç vurdum demez, hiç umurunda değil. İfratı ise, Kastamonu 75'te okuyayım. Kastamonu 75'ten okuyacağım. İfratı nedir? Yani iddia ettiğimizi göstermek lazım. Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak, rahmetin ibresi var, derecesini, limitini aşmamak ve rahmetenlil alemin zatın aleyhissalatü vesselam mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Peki, aşsa ve taşsa, yani ifrata çıksa şefkat, umut, şefkat dersiniz. Açsa ve taşsa, yani şablondur. Olaylar işte yorumlamaktır. Yani bir yere taşınmak değil, olayları orada taşımaktır, çözmektir. Açsa ve taşsa, o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sakami kalbidir, kalp hastalığıdır. Ama bilinmez ki bir hastalıktır, hastalıktır. Ve ondan sonra sirayet ediyor, bütün sistemi bozmaya başlıyor. Kanser hücresi gibi. Zahire de bakıyor mu abi bu kalp hastalığı? Tabii. Çok fazla şefkat gösterip kalp krizi geçirenler var da yani mesela. Acayip bir şey. Yani batının manası da var, zahiri manası da var değil mi abi? Evet. Sakami kalbi de. Aynen öyle. Marazi kalbi mesela öyle bir ifrat ediyor ki ya koyabilir mi? Varmış. Yani öyle bir şey yapıyor ki acaba çocuğum kanser olur mu? Acaba çocuğum şu anda nefes alıyor. Ben hikaye anlatmıyorum. Bana sorulan soruları gelen dertliler var annelerden de. Ben nasıl kurtulacağım diyor. Belki de gün gece 10 defa kalkıyor. Hatta nefes alıp almadığını anlamak için elektronik battaniyeler var. Onu örtüyor. Nefes alınca battaniye gösteriyor. Veya sesler mi artık? Kaç defa fırlamışım nefes kesilince bağırıyor battaniye. Oysa da kafayı çevirdi diyor. Nefesi vurmadı yani. Evham ediyor o zaman. Evet. Bir evham var mı? Evet. Şey var yani. İşte bu sakami kalbi. İlhada sirayet eden maraz-ı ruhi, biraz da ileri gitti mi Allah'a inkara götürüyor. Yok mu? Eğer bir haşa Allah olsaydı bu kainata böyle yapmazdı. Bu buraya götürüyor. Dalalete ve ilhada götürüyor. Şimdi insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat. İnsanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat. En latif. Merkezi yok. Ondan sonra dikkat ederseniz soğan kabuğundan içeri doğru gideyim. Esma-i Hüsna. Kaynağı, Esma'nın kaynağı sıfat. İçeriye giriyoruz. Gir içeri şuunat. Gir içeri mahiyet-i zatiye. Mahiyet-i zatiye hakkında bilinmez olmayacak. Var olması mümkün değil. O ne oldu? Biz ne konuşuyorsak ilimin ilimdeyiz, o da esmadayız. Yani mahiyet-i zatiye hakkında bilinmeyecek hiçbir zaman. Biz Allah dediğimiz zaman onun hakkında konuştuğumuz şey hep esmadır. Peki ne demek istiyorum? O merkez var ya mahiyeti zatiye hiçbir zaman bilinmez. Yani en iyi bilen ya Rab, Allah en iyi bilen Allah'tır. O manası mahiyeti zatiyeye buradan giderken artık onun dışı diyeyim. Nasıl dış, iç var mı? Yani anlamak için böyle iç dış yok. Şunat-ı zatiyedir. Yani merkezden dışarı çıkın bir daha. Mahiyeti zatiye zordur. Biraz şey yapıyorsunuz ama. Şunat-ı zatiye bir diş. Yani merkezde soğanın cücüğü. Mahiyet-i zatiye, çık dışarı şunat-ı zatiye, çık dışarı sıfat, çık dışarı esma. Sonra nur-u Muhammedik ve kainat.
merkezde ne var? Mahiyet-i zatiye. Ona yakın şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiyenin de en son noktası. Şefkat. O zaman onun bizdeki karşılığı ene. Ene'yi tahrip eder. Alt üst eder. Bildiğiniz bir latife değil bu. İşte diyor ki insanın en latif ve şirin bir seciyesi olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse Allah'ı bilmek de olmaz. Allah'ı bilmek olmaz. Sırrı tevhid olması lazım. Sırrı olması lazım. Enfusi dersi olması lazım. Zahiri bilmek de olmuyor. Tevhidle olmaz. Sırrı olması lazım. Sırrı demek şu. Mesela bir tanesini uygulayayım da ötekisini kıyas ederiz. Örnek veriyorum. Gelen bir arkadaş var yeni. Hoş geldiniz. Hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Bu ne? Uvet. İçimde şöyle yapıyorum. Boşun devrilsin senin. Ama için dışarıdan iyi. Kardeşim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uvet var. İçirdim. Ne var? Uvet var, sırrı huvet yok. Mesela davranışlarımıza öyle bir ihlaslı gözüküyorum ki acayip, bildiğin gibi değil. Yani bu İzmir'de bir yere sokamazsın beni yani. Acayip ihlas. İçeriden hesaplıyım, sırrı ihlas yok. İşte tevhid bu kainat Allah'ındır. Her şey Allah'ındır. Ama düşüncede ve hisde de Allah ile kopuk düşünürüz. Sırrı yok. Tevhidin sırrı yok. Tevhid var, sırrı yok. Sorulduğu zaman bu tabii canım tabii ki Allah'ındır. Her şey onundur. Ama icraata baktığın zaman sebepleri veriyor. Başına musibet gelince teslim sebepleri veriyor. Tabii tabii. Musibet iş başını faal olarak görmüyor. Görmüyor. Allah her şeyin hakimidir. Bu derste konuşuyoruz. Malikel mülk, tesarrafe fi mülki, keyfe eşya. Mülk sahibi Allah'tır. İstediği gibi tasarruf eder. Burada kürsüde konuşuyoruz. Bir facia olduğu zaman Allah ile hiç alakası yok. Düşünüyoruz böyle. Allah yok yani o işlerde. Allah içinde yok. Tevhid var, sırrı tevhid yok. Burada boşuna kullanır. Sırrı tevhid ile onun yardımına yetişmezse, yani enfusi bir yapılanmadır şefkat. Onun için enfüste çözülür. Eğer Allah canibinden, kudretin azameti altından, kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede edemeden, merhamet-i ilahiyeden ileri merhametini, adalet-i ilahiyeden daha ileri adaletini, inayet-i ilahiyeden ve hikmet-i ilahiyeden daha ileri inayet ve hikmetini sokarsan, bu dünya sana cehennem olur. Hatırlarsınız onu. Ya Allah Allah. Küllat ne acayip bir şey ya. Acayip bir tuhaf bir kitap ya. Yani şöyle bir bakarsınız abi nasihat kitabı. Oysa şablondur. Olayları yorumlama malzemesidir bu. Kur'an'da aynı metot. Bakarsın Yusuf Aleyhisselam'a hitap ediyor. Bakarsın Eyüp'tür bu yani. Bakarsın Yunus'tan bahsediyor. Eğer o surelere Yunus diye bakarsan Kur'an'dan anlamazsın. Ben ne yapacağım başkasının kitabını? Muhammed'e inmişse aleyhissalatü vesselam, bana inmemiş ki. Eğer Yusuf suresinden kasıt Meryem ve Yusuf'sa, ben ne kadınım ne de peygamberim. Ne İsa'yım ben, de ne de Meryem'im. Ne İsa'yı doğuracağım, ne de ashab-ı keyfim ben. Meğer onlar şablonmuş, malzemeymiş. Olayları ve kendimi yorumlama yapısıymış. Yapılanmadır, hakikaten öyle. Yoksa anlamayız. Normal bir Allah Allah insanın konuşmasına benzeyen bir şeydir. Mesela bir tanesi var o Eyüp Aleyhisselam hastalığında bak. Çok ilginç. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından bahsederken diyor ki oradan bir malzeme. Onu hastalıklarından tevellüt eden kurtlar diline ve kalbine ilişmiş. Kalben ubudiyetine, lisanen zikrine mani olmuş. Tamam. Bizim günahlardan, onun hastalığına mukabil bak şablonu nerede kullanıyor şu ustan? Ben ne yapacağım Eyüp Ali kurtlanmış, ben mi kurtlandım? Ben ne yapacağım bir başkasını yani hiç, sakın saygısız diye anlamayın. Yani bir şey anlamak adına bu tabiri çekinerek kullanıyorum. Ben ne yapacağım ben ne Eyüp'üm ne de Yunus'um.
Ne de olacağım yani, ben peygamber olmayacağım ki, yok ki başka. Bak ne diyor, onun hastalıklarına mukabil bizim günahlarımız var. Peki, onun hastalıkları diline ve kalbine iyileşmiş. Benim günahlarım kalbe ve dimağa ilişince ne oluyor biliyor musun? Şüphe ve vesveseler oluyor. Öyle diyor. Bizim günahlarımızdan tevellüt eden vesvese ve şüpheler ne özübillah? Mahali iman olan kalbe ilişip siyahlandıra eylemi gösteriyor. Eylemi gösteriyor. Zikirden, ubudiyetten, Kur'an okumaktan, namaz kılmaktan, derse gitmekten, kitap okumaktan nefretkaranı uzaklaştırıyor. Eylemi de o. Onda maddi kurt, bizde manevi kurt. Evet. Zaten onların bizden ayrı olmaması da zahiri manada da mümkün değil Hasan abi. Ecza ve efradımızdan değil mi? O peygamberler de bizim ecza ve efradımızdan değil mi? Evet. Yani biz ona göre öyleyken o da bize göre öyle. Ecza ve efradımızdan. Zaten onlar bizde zaten var abi. Zahirde de var. Evet. Kur'an, Allah peygamberleri malzeme olarak kullanıyor. Yani bunu demek istemezdim ama onlar şablondur. Uydurursayla anekdot mu diyorlar? Kıssadan hisse gibi yani. Evet. Kısa, Arapçası da o. Kısadan hisse, yani malzeme olarak kullanıyor. Şablon olarak kullanıyor. Yani zamanı takip etmek lazım. Evet. Yoksa o olmaz. Hiçbir şey işte uygulamazlar. Bak mesela burada kullanıyor. Senin diyor bu şiddetli teessürün o hakim yani kainata hikmetle muamele eden. Yani mesela biz bir şeye bakarken bir şey için bakarız. Allah bir şeye bakarken bütünsel olarak bakıyor. Huvel evvelu vel ahir ve zahir vel batın. Yani dünyadaki hadiseleri ahiretsiz bakarsan hakikaten çok mantıksızdır. Acayip bir şey yani. Tamam, yüzüm tanesi ediliyor. 10 tane tokat vuruyor. Neresi bunun şeyi düzgün? Oysa ruhu yapılandırıyor. Mesela bunsuz bakayım çünkü beni çok meşgul eden bir şey. Ben böyle şeyleri felsefi diyeceksiniz ama değil yani. İçsel yapılanmada sorularımın cevabını bulamazsam ben şey yapamıyordum mesela. Diyorum ki ben niye peygamber olmadım veya ben niye peygamber zamanında gelmedim? Sorular hepsinin neyse cevabı bak diyor ki hikmet, hakim şu. Yani benim ruhu esas eğer zahiri alırsan soru bitmez. Batını alırsan gaye, ben buraya yaratılış gerçeğimi, peygamber dahi olsam yaratılış gerçeğim değişmeyecekti. İnsan taallümle tekemmül etmek için gelmiştir. Peygamberlik makamını şey yapınca ağzım sulanıyor. Çektiği azapları deyince eyvallah benden. Kurtlanmak ne demek ya? Dişimi almasına tahammül etmiyorum. Kurtlanacağım ya. İkiye biçileceğim, derim yüzülecek. Peki tamam vazgeçtim, ateş atılacağım. Peygamberlikten vazgeçtim tabii bunları olunca. Dedim ya sahabe olsam, canları ve malları, bak bakalım fedakarlığı yapabilir. O zaman benim ruhumun inkişafı esas ya, benim ruhumun inkişafı benim doğumumla ölümüm arasındaki tarih arasındadır. Diyor ki senin bu şiddetli teessürün, o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Ne yapacağız peki? Ölçüye bakmak. Ne diyor? Rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunamaz, olunmaz. Hikmeti ilahiyeden daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar, mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşünün. Yani şehit oluyor. Adama mesela alıyoruz, vay nasıl şehit oldu diyoruz mesela buna. Adam ölümü tatmıyor. Zinasından, içkisinden, namazsızlığından hesap yok. Ne diyorsun ya? İmanı varsa, yanarsa, boğulursa ve acımasız bir hastalığa tutulup kurtulamıyorsa, imanı varsa diyor. Şehit oluyor. Derece derece var tabii bunun. Şehit oluyor. Ölümünü hatırlamıyor. Sen de kendini o olayın içine kendini sokuyorsun. Oradan bakıyorsun olan yanmak ne demek ya falan. Oysa ondan hiç anlamıyor. Peki ne yapacağız? Fiile dönüştürüyor. Senin daire iktidarın haricinde olan hadisata
Ben bir şey yapabilir miyim? Filmi geri çeviremem. Olayı değiştiremem. Tamam mı? Bütün kainat, bütünsel şey yapıyor. Herkese rağmen kainat işliyor. Peygamber'e de işliyor, bana da işliyor. O da düşerse yukarıdan aşağıya yere çakılıyor. Ben de öyle. O da zırh kullanıyor. O da namaz kılıyor. O yan gelip yatmıyor. Aa ben peygamber aldım. Tamam verin kardeş zekat. Kılıcı siz alın. Namazı siz kılın. Biz tamam. Vallahi tam tersine. Ayakları şişiyor namazda. Ben o anda yatıyorum. Gece değil mi namaz kılıyorum. Peygamber zengin iken peygamberlikten sonra fakir oldu. Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a ile evli değil miydi? Zengindi. O kafile onundu. 25 yaşında peygamberimizdi. O 40 yaşındaydı. Ben şimdi benden 15 sene yaşta bir kadını alacağım. Hem de dul kadını. Acayip bir şey ya. Peygamberlik hakikaten zordu. Ben bir ara özendim yani. Keşke bir peygamber falan sonra vazgeçtim. İnan zor işmiş vallahi. Çok, çok önemli. Sen uygulayacaksın. Benim elimde olsaydı diyor, kaç tane diyor, 10 tane mi diyor. O ayeti Kur'an'da silerdim diyor. Allah bir tane mesela halasının kızı mıydı? Zeynep ve tezevücü. Mesela Allah Allah. Peygamber, vallahi zor. Bir ara özenmiştim. Falan, ne alırsak falan sordu. Bir baktım ki hayatları aman aman aman. En iyisi. Allah beni ne yapmışsa odur. Vallahi en güzeli. Allah hakikaten Allah'lık yapıyor. Allah hoş bir şey ya. Merkeze koydum da rahatsın kebap vallahi. Kebap yolu o ya. Yemin ederim böyle ya. Allah ne yapıyor? Allah mı ya? Allah işin başında mı? Şey dedi ki bizim hafız var ya. Benim Kur'an talim hocam. Darlattım ben bu adamı. Hafız kendisi. Ya dedim ne yapacaksın aşırı meydanında? Şöyle yapacağım. Ya bunu da sorarsa böyle yapacağım. Ya seni dedim şey yaptılar. Ya bir ayet-i kürsü okurun, Kur'an okurun dedi ya. Ya şundan da soru sorarsa ne yapacaksın dedim. Bu sefer. Dedi ki beni ne darlatıyorsun dedi. Beni ne darlatıyorsun dedi. Hani böyle inanıyor ya. Ya haşir meydanında Allah işin başında mıdır dedi. Meleklerle yaptırıyor ama. Allah işin başında mıdır hesapta? Tabii ya tövbe estağfurullah. Allah işin başında olmadığı yer mi olur? O zaman korkmuyorum dedi. Niye hafız korkmuyorsun? Allah yanlış yapmaz dedi. E peki senin yanlışını ne yapacak dedim. O Allah'tır dedi. Doğru mu sayar? Yanlışımı da saymaz dedi. Ama sen öyle değilsin dedi. yanlış doğruyu doğru sayıyorsun sen. Ya al biz bire bir, ikiye iki, hadi olsun bire iki veririz. Allah hiç vermeden de verendir. Siliyor. Bir ders dedi nasıl oluyor? Sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Ya işte biraz önce anlattım. Namaz yok, koruç yok. Yandı, bitti, gömüldü, öldü. Şehit. E nasıl olur? Sana ne? Ortağı mısın Allah? Yapıyor mal onun. Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata onun merhameti bir ve hikmet iki, üç adalet şablona, dört rububiyeti noktasına bakmalısın. Ben de o lüzumsuz şiddetli eylemi şefkatten kurtuldum. Şablon veriyor. Senin iktidarın var mı sen bilirsen haberler izliyorsun. Bilince ne olacak? Hiçbir şey. Eylemi var ama. Olayı değiştirebilecek misin? Filmi geri çevirebilecek misin? Yok. Eylem alıyor musun? Alıyorsun. Senin daire haricindeki hadiselere şablon koyuyor. Dört tane köşeli. Bir, merhameti. İşin başında birisi var. Kim o? Mesela bir olay oldu. Ya ne var orada karabalık falan? Ya şurada kavga ediyorlar. Ekip geldi mi? Ha tamam. O zaman adam da tamam. Ekip baş. Ele aldı artık. Kontrol onların elinde. Eğer bir şey kontrolsuzsa endişe ederiz. Ha, işin başında kim var böyle? Bu dünyanın iş yönetimi, kainat yönetimi. Allah. Allah kimdir? Bir. Allah merhamet sahibidir. İki. Adalet hikmet sahibidir. Üç. Adalet sahibidir. Dört. Bütünseldir Allah.
rububiyet, Rab'dır. Dünyaya bakarken ahiret olarak, ahiretteki yapısına göre dünyaya muamele ediyor. Ne kadar hoş, işin başında bu. O zaman kardeşim, keyfine baksana ya. Niye Allah'ın işine karışıyorsun da gemideki yükü sırtında taşıyorsun? Gemiyi bıraksana, özrüne otur. Otur üzerine. Ben, inanın bana, haber dinleyip açtığımı hatırlamıyorum. Ne olmuş yani, sen bu kadar dinledin, uzadın mı benden fazla? Azap için azaptayız. Olayı sen de bilmem ne değiştiriyorum. Ne demeye istiyorum? İçsel yapılarımıza zarar veriyor. Yani merhameti, hikmeti, adaleti, rububiyetimiz, yorumlama melekelerimize, içsel yapıya. Çünkü kader-i ilahinin izini, özünü müşahede edemediğimizden, kudret-i ilahiyeden ileriye yapamıyoruz. Yani olayın arkasına geçip bakabilirsen bak. Olayın içindeysen bakma, alevin içindesin. Dışına çık. O bir dağdan geldik biz. O Bozdağ mı? Buraya İzmir, oradan geldik. Oraya böyle şey baktık buraya. Ödemiş öyle baktık şöyle. Kuş bakışı. Ha böyle bakabiliyorsan, ama şimdi ben Ödemiş'in içindeyim. Nasıl göreceğim Ödemiş öyle? Allah canibinden, kudretin azametin altında bakabileceksen bak olayları. O bağırdığın, ağladığın hadiselerin arkasına bakıyorsun ki ne kadar merhametler var. Eğer o adam yaşasaydı bir sürü hesap verecekti. Bak. Köpeği kavlayarak cennete gidecek. Ashab-ı Kehf'in köpeği. Bana diyecekti ki dur böyle sen. Köpeğe hesap yok, çünkü geç abi. Kavlayarak geçiyor. Melekler de bakıyor. Tamam. Yapalım. Bana dur. Ver hesabı. Şeyde geç. Şeyde mükafat veriyorlar. Cennet mi? Başka bir şey mi? Beni bir daha dönder. Ya Rabbi bu şehitlik lezzetini bir de tadayım. Ben olsam derim ki vallahi ya Rabbi hemen cennete ne şehitliği bir daha. Peygamber böyle demiş abi. İdris peygamber. Daha git. Evet gitmemiş. Ki öyle bir cennete gireceği sırada bir daha şehit olmak istiyor. Nasıl bir şeyse. Ubet isminde bir talebem vardı diyor. Şehitti diyor. Toprak altında. Öldüğünde haberi yok. Benim öldüğümü zannediyor diyor. Bana yer hazırlıyor diyor. Ve benim için çok üzülüyormuş. Öldüğünü bilmiyor. Ya nasıl bir geçiş değil mi? Ötelere. Hiç hesap mesap yok. Hala kıyamete kadar siper kazıyor şimdi. Belki de geçen hafta aramızda birkaç kişi ölmüştü. Cenazesi kılınmış ama o dersin ortasında vefat ettiği için öldüğünü hatırlamıyor. Bilmiyor. Şu aranızda belki de ölenlerimiz var. Yaşadığını nereden biliyorsun? Çünkü şehit öldüğünü bilmez. O zaman yaşadığı devam ediyor. Nereden bir şey yapmışsa, noktalamışsa baş harfiyle devam ediyor. Geçen haftanın devamı olmadığını nereden biliyorsun? Her neyse. Şimdi devam edeyim. Doğrusu da olur. Diyeceksin, abi vesvese ettiriyorsun bize. Buna keşke öyle ölseydik. Öldüğümüzü haberimiz olmasa da bir tanesi dedi ki İstanbul'da abi dedi ya cenazemizi bilmez ulan hangi ölü cenazesini kılıyor kendi cenazesini evliyalar hariç kendileri cenazesine duruyorlar peygamberler de öyle kendi cenazesine duruyor ayet de sabit zaten abi değil mi evet ölüler demeyiniz abi. Evet ölü demeyiniz onlar dirdirler fakat al evet ölü demeyiniz diyor Allah Kur'an'da ona aynı Allah bana diyor ki bunun cesetini yıka ve cenazesini kıldır diyor. Ben de diyorum ki hikmetli sen ya Rabbi ölü değilse nasıl cenazesini kıyacağım? O ki yıkanıyor nasıl ölü değildir? Kafam karışıyor. Demek ki ben beşeri bakışım cesede bakıyorum. Ruh ölmez. Küllü ruhu zayikatı mefti yok. Allah Allah. Ne güzel bir Allah ya. Acaba bu cemaattan inşallah hepimiz şehit olacak öyle insanlar var ki. Bak ne olacak biliyor musun? İnşallah bir derslere sık sık gidersek. Sen oturuyorsun ya. O kapıdan şöyle yapacaklar. İşaret ediyor. Gel.
çok da sevdiğin, çok takdir ettiğin, kıramaydığın adam seni çağırıyor. Tamam, seni çağırıyor. Sen kalkarsın değil mi? Kalktın, gittin, kıktın, gittiğini zannediyorsun. Biz de bakıyoruz sence senin gitmiş. Sen hala gidiyorsun. Orada. Çağıran kim? Azrail aleyhisselam senin en çok sevdiğin simaya gitmiş. Ondan sonra senin cesedi kaldırıyoruz. O da Allah Allah, sen de hala oradasın. Kıyamete kadar hala derste o sana bir şey diyor. Ondan sonra sen hala yaşadığını biliyoruz. İlem Eyyül Aziz. Dünya, dünya diyorum. Mesnevi Nuri 104. Dünyanın lezzetleri bak. Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri Halikimizi, Malikimizi, Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Her şey var. Niçin insanlar huzursuz bundan? Her şey var. Araba var. At var. Avrat var. İşi, aşı, yatı, katı. Her şey var. Niçin insanlar huzursuz? Niçin birbirini yiyor? Bak, dünyanın lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri Halikimizi, Malikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir. Üç tane isim söyledi. Böyle sıralama, öyle bir şey tekiledi, dayatmak, onu güçlendirmek tabirleri değil bu. Bir tane Halikimiz dedi, Malikimiz dedi, Mevlamız dedi. Kulazı bir Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas, bu ya. Bu üç tane isim, Halik. Ondan sonra bizi yaratan, şu anda kainatı ve bizi idare eden ve hadiselerde onsuz çözüme ulaşılmayan, varılamayan, yani liman fırtınada, işte Halikimiz, İlahin Nas, Malikimiz. Tamam mı? Mevlamız, Rabbin Nas, rububiyet ediyor. Niye beni böyle yapmış? Rab olduğu için. Terbiye ediyor. Terbiye demek, kendi hikmeti, adaleti, merhameti, şefkati bütünlüğünde bana muamele ediyor. Bu kim? Mevlamız. Rab. Rabbin Nas. Malikimiz, Melikin Nas. Halikimiz, İlahin Nas. Halikimiz. Yani üç, Allah'ın böyle vasfına sığınmadan, dünyanın nesi olursa olsun, serveti tam tersine çıkmana değil, batmana sebebiyet veriyor. Çünkü Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet bile olsa cehennemdir. Mesela onlardan bir tane verecek. Evet, öyle gördüm ve öyle zevk ettim. Bilhassa, şimdi örnek veriyor, mevzumuzla alakalı bir örnek. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek. Şefkat ateştir. Marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Marifetullah. Marifet? Allah'ı bilmek. Vasfıyla bilmek. Başka? Bir daha okuyorum, iyi dinle. Mustafa soracağım. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Marifetullah. Marifetullah'tan başka bir şey. Marifetullah nedir? Bütün kainat, yaratılış. Gerçeği. Onu tanımak başka mı abi? He? Onu tanımak. Başka? Marifetullah nedir? Onu mesleği yani, edinmek. Yapısı nedir? Nerenin çıkışıdır? Kaynağı nedir? İnsanın kendini tanıması. Başka? Marifetullah. Yani içsel karşılığı nedir? Nereden çıkıyor? Veya marifet hangi yapıyı güçlendiriyoruz? Veya hangi yapının dışa vuruşudur? Marifetullah. Marifet bilmek olarak geçiyor abi. Bilmek. Başka? Aklı mı? Aynı darlığını bilmek. Başka? Aklı Mustafa? Marifetullah'ın kaynağı nedir? Şen ha, Mustafa Şen işte. Vicdanın içindeki zihin. Aferin be.
Tebrik ederim. Allah razı olsun. Vicdanın içerisini sayın bakalım. Ne var? Endiş kabuğu. İrade. İrade. Gir içeriye. Zihin. Zihin. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Tamam. İradenin dişe vuruşu nedir? İbadetullah. Zihnin? Marifetullah. Hissin? Muhabbetullah. Latifenin? Ya. Şimdi, marifetullah olmazsa diyor, şefkat ateş olur. Yani, vicdani bir yapı olan marifetullah, zihnin, işlevinin dişe vuruşudur. Eylemsel halidir. Yani, cevher itibariyle zihindir, vicdanidir. Onun için, kader de hali ve vicdanidir diyor. Ne demek vicdanidir? Vicdanın bütünlüğüyle anlaşılan, yani ibadetullah, ibadeti olmayana kader anlamaz. Ondan sonra ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani. Hal nedir? İnsanın dışındaki şecere-i hilkatin insan bütünlüğüyle anlaşılan bir şeydir. Yani Allah işin başında fail-i muhtardır. Bunu bilmek, vicdan ise o dört yapıyı bütünlüğe getirmek. İrade, zihin, his, latife-i rabbani. Çünkü hali ve vicdanidir diyor. Sen vicdani doğruluk ölçüsü dersen o kadar şey yapamazsın yani, çözemezsin. Vicdanidir, iç çekiyor, takkesi var. Vicdanın içerisindeki yapının bütünlüğüdür. Halidir, hal ne demek? Halet-i rühe gibi. Yani Allah varken hiçbir şey yoktu. Bütün kainatı yarattı ve o kainatı küçük nümunesini insana koydu. Bütün kainatı hissedebilen, onu aleminde yaşayabilen, yani olmakta olandır insan. Bir daha söylüyorum, insan tarifini yapıyorum. Olmakta olandır. Veya değişmeyen değişmeyendir. Değişmeyeceğini değişmeyendir. Yani devamlı değişimde olandır. Ama değişimdeyken 18 bin alemi halinde yaşadığı anda şu anda bir şeydir. Ama hiçbir zaman değişmez. Şunu kastediyorum. Kedi doğdu öldü. Kedidir. Değişir mi? Değişmez. Şeftali ekildi, öldü, şeftalidir. Sığır doğdu öldü, sığırdır. İnsan doğdu öldü, abi hiçbir şey değil. Her şeydir. Çünkü an ve an değişiyor. Peygamberler her gün 18 bin haleti yaşıyormuş. 18 bin alemi hulasası olduğundan insan 17. sayfa işaret edeceğiz de anlatıyor. 18 bin alemi hulasa-i camiası olduğundan her alem kendisini halet olarak gösterir. Her alem kendisini sana göstermesi İmam-ı Gazali'ye göre, ben kanaat edemiyorum onu da, peygamberler her gün, hepsi değil, ulul az peygamber, 18 bin alemi. Ustadımız da mektubatta diyor ki, 18 bin alemi bu alem içinde gördüm, anladım, idrak ettim, düşündüm demiyor. Gördüm diyor. Bir alem açıldıkça öteki alemi görüyordu. Hatırladınız mı? Gazali Hazretleri diyor ki, iki normal bir Müslüman, yani marifet kesbetmiş, arif bir Müslüman, 2000 haleti yaşar günde. Ben buna tam kanaat edemiyorum. 4000 diyorum ya, 6000. Yani böyle tefekkürü bir marifet kesbetmiş bir insan, irfan sahibi, arif olmuş, irfanlaşmış bir insan 4000'i geçer. Ya ne demek istiyorum? 4000 değişik hal yaşayınca Allah Allah ya, ben bu neyse ya, bana bu hal niye geldi ya, sıkıldım, güzeldim. Aha, sonra üzüldüm. Günde değişik tuhaf şeyler yaşarsın. An ve anın tutmaz. Sığır öyle değil. Koy bu ahıra, o tiki ahıra koy, gene sığırdır. Panik ataklı yok, buhranı yok, bunalım yok. Sığır sığırdır. Ne kafirdir ne Müslümandır. Nedir o? Sığırdır. Yani otuyla, otla gülü bir görendir. Kedi, muhabbet kuşuyla fareye eşit görendir. Kokuşmuş bir etle muhabbet kuşu eşittir kedinin nazarında. O güzelim Bozdağ mıydı? Bozdağ'ındaki o gülle böyle baktığın zaman otu beraber görür öküz. Biz ise indik, çeksa bir çekelim şunu dedik ya. İnsan o acayip etkileniyor. Kaydan gidiyoruz, o patikleri gördük. Orada ayrı bir hal yaşadık falan. Araba geldi, o bu tarafa, yanın altına. Ondan sonra manyetik alan, gene o şey, o manyetik alanı
Öyle hissediyor. İnsan manyetik bir alan, koridor var burada. Burada bir geçtiğin yerden geçtik. Burada şey yapıyor böyle, gerilim olduğu insanlar. Burada bir koridor var diyorsun, tamam. Manyetik bir koridor var. Nasıl bir koridorsa. İnsanlar belki mıknatıs olarak der ama manevi bir geçit var, geçit alanı var. Nereden geliyorsa onu bilmiyorum ama burada bir geçit alanı var yani. Koridor var orada. Nasıl bir şeyse. Allahu Ekber. Şimdi arkama da bir ateş bastı. Her neyse, oraya geçelim. Sırrı tevhid ile onun yardımına yetişmese öyle müthiş bir, yani insan devamlı niçin değişiyor sorusuna cevap vermek istedim. Ya ben çok iyiydim ya. Niye alemim değişti? 18 bin alem iade-i ziyaret ediyor sana. Bunun tümüne, o halet değişikliğine hal deniliyor. Kader hali ve vicdanidir. Hal bu. O alemi aleminde yaşarken vicdanı değerlendirebilmek. Kader. Kader hali ve vicdanidir. Ki altında diyor ki kader insanı gururdan, cüz-i ihtiyar, adim mesuliyette kurtarmak için girmiştir. Kaderi anlamak insanı anlamaktır. Kader insandır. Çünkü men amene bil kader, emine minel keder. Kaderi iman eden Allah'a imanı artar. Ahireti yakini artar. Hayır. Kadere iman eden silahı döndürüyor. Kederden emin olur. Emin emine keder. Bak. Mesela amentu billah. Allah'a iman eden Allah'a yakiniyeti artar. Allah'ı tanır. Allah hariç. Allah bizim dışımızda. Amentu billah. Allah bizim dışımızda. Ve melaiketi bizim dışımızda. Ona iman ettik. Tanıdık mı? Bizim dışımızdaki bir yapıyı tanıdık. Ve melaiketi ve kütübi bizim dışımızdaki bir şey, yani kainatın haritası, efendim ruznamesi, takvimi, kitap bizim dışımızdadır, kitap. Ve melaiketi ve kütübi ve rusuli benim dışımda bir şeydir peygamber. Dikkat edin. Ametü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve liyomil ahir. Ahiret benim dışımda bir şeydir. Beş. Ve bil kaderi, o beş tanesinde iman edince hep harici tanıdık. Hep harici. Peki. Kaderi anlayınca, kaderi iman edince ne oluyor? Menamene bil kader, emine minel keder. Kaderi tanınca insan tanımak demektir. Yani hariç değil, dahildir. Dönüyor yön sana. Bak, kader gururdan, nefsi gururdan cüz-i ihtiyarı adamına söylüyor. Kim bu? Ben. Hariç değil ki, Allah değil, melek değil ki. Kader iman edince neyim yükseldi? Kendimi tanıdım. Ha, kaderin oku bende. Emine minel keder. Benim yani. O beş tane iman esası yorumlayan kişidir. Hatta Allah da diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Evet ya Rabbi. O zaman kendini tanı. O zaman ben kimim? O beş tane iman esasını iman eden kişisin. O kadar acayip bir şeysin ki o beş tane malzeme yapıp kendini tanım diyorsun. Beş taneyi malzeme yapıyorsun. Çünkü niye insan, bak bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Çünkü Allah'ın sanatı var. İnsanın sanatı yok. Allah'ı tanımlayan arifler var. Mevcudat, peygamber, kitap. Beni tanıyan yok. Her birinin sana ayrı bir şey. Allah'ın sanatı var. Ya Mulebbi, Ya Musabir, Ya Mukadir. Allah tanımlıyor, arif. Benim sanatım yok ki, beni kim tanımlayacak? Ha, ondan sonra kendimi tanıyacağım. Amentü billahi. Allah, iman ettim, tanıdım mı Allah hariç, benim dışında bir şey. Bugün kader yapacaktık zaten de, neyse vazgeçtim. Keyifli bir derstir. Kader çok zevklidir ha. Çok keyiflidir. İnşallah bir ara beraber işleriz. Bak şu anda keyif bile almadık mı? Çok. Ya? Bak. Men amene bil kader. Kadere iman eden Allah'a imanı artar. Hayır. Ahirete yakını artar. Hayır. Marifeti artar. Hayır. Kendi kederden emin olur. Ya desene kendimi tanımaktır. Olayı yorumlamaktır. Zaten başta dedi. Hali ve vicdanıydı. Bak hali neymiş? Vicdan neymiş? Çok tuhaftır külliyat. Hak ediyor öpmeyi. Yoksa kara kaplı, böyle kaplerin uzantısı olan elini öpecektik din adına, eli bidayı. Din adına.
Şuraya bak, nasıl izah ediyor Allah'ım sen? Şuraya bak, tek tek çalışıyorsun. Şey gibi, hasaletli duruyor ya. Eğer mübalağa ediyorsam Allah beni kahretsin. İnanarak söylüyorum. Ha, bir oraları bilmiyorum. Ama ben bu kürsüde konuşmuyorum ki. Camilerde konuşan insanım. Konferanslar veren, konsolosluklara seminer veren insanım. Düğünlere, cenaze, her yerde konuşan insanım. Her cemaate girerim. Tarikatçılara giderim, Süleymancılara giderim, Nakşe'ye giderim. Kadir, her yerde konuşan insanım. Bilerek söylüyorum. Külliyat bambaşkadır. Enayi mi ben hayatımı vereyim? Bilmiyor muyum yani? Hayat verilir mi ya? Adam 5 lirasını veremiyor ya. 1 saat derse gelemiyor. Ben ömrümü verdim. Allah ömrümü verdim. Meğer Allah karşılıksız almıyormuş. Verdim ömrümün içerisine, kendisini koydu, bana verdi. İman ol, onun adı da imanmış. Al, ne kadar hoş bir şey ya. O kadar hoşuma gidiyor ki ya. Acayip bir şey. Allah'tan zevk almaya başladım mı? Vallahi bu işte ya. Allah hoş bir şey ya, lezzetli bir şey. Diyeceksin ki nasıl lezzet al? Şu andaki halin Allah'tan lezzet almaktır. Sudan mı lezzet alıyorsun şu anda? Haşa, cinsellik mi şu an senin? Şu andaki o huzur nedir? Hazır olanın özelliğidir. Hazır olmasa sende huzur olmaz. Kadından lezzet alınır, Allah'tan huzur olur. Lezzetle huzur farklı şeyler, hiç alakası yok. Huzur yok mu huzur? Ha, büyükler, peygamberler, ustalarımız huzuru daimidir. Onlar hiç kopmamış, daimi huzur. Niçin huzur var? Alemlerinde hazır olmuş. Allah taayyum ve teşahhüs edince kişide huzur olur. Şebeke fır çekiyor. Ha, fır çekiyor. Allah hoş bir şey ya. Vallahi ya, tatlı bir şeydir diyorlar. Fenafillah. Ha ya, fenafillah da of. Fena. Allah. Önlis. Ne güzel bir şey ya. Külliyat tuhaf. Dur kendimize gelelim. Buradaydım galiba. Bilhassa şefkatin ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Ya usta da bak. Allah. Evet, marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştah olmadığı gibi cennette bile iştiyak geri kalır. İsteyene ver onu. Bana senin gerektiğini dettiriyor. Deli işte onlar da. Hakikatin delisi. Kardeşim sarhoşluk. Hakikat sarhoşluğunu hiç duydunuz mu? Hakikat şarabını içtim diyor. Zülali şarabı içtim diyor hakikatin elinden. Kimin elinden? Bak ne diyor? Marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerine iştah olmadığı gibi dünya lezzetlerine, cennete bile iştahı geri kalır. Ustadımızı iki defa gören, elini öpen Deri hocamız vardı, abimiz. İki defa elini öpmüş. O vefatında bir kardeş görmüş rüyasında. Hesap vermiş. Hesabı verdikten sonra Nüker Mekir ona özel soru sormuş. Özel. Tamam, hesabın bitti. Ama biz sana iki tane özel soru sormak istiyoruz. Bununla alakalı olduğu için anlatacağım. Bana anlatmıştı da o zaman. Dedi ki, sorun kardeşim diyor. Nüker Mekir'e diyor. Ha, bizim elimiz ayağımız Skoda gibi yamulur. Nüker Mekir'e diyor ki, sor kardeşim diyor. Kardeş diyor, kardeş. Rahatla abi. Aynen bir şey rahatla. Kime bak yani. Allah Allah. Dedi ki, sen dünyada ne iş yapardın? Yani özel deyince birincisi bu gayet normal bir soru. Özel gelmedi bana ama dedi ki, ben dedi Allah'ı demiyor, Allah'ımı anlatırdım dedi. İşim buydu. Mesleğe bak yani. Allah'ı anlatmak. Dediler ki senin böyle diyeceğini biz zaten biliyorduk. İkinci özel soru. Şimdi siz de yaslanın. Bak ikinci soruya okumadan bir de okuyacağım. Marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerinin iştahı olmadığı gibi cennete bile iştahı geri kalır. Cennet bile istemez hale geliyor. Seni gerek seni dedir. Adeti tane bak şimdi. Bak Nurcu abiye ne yapmış ustadın? Talebesi. Peki dedi sen dünyada soru öyle. Dünyada Allah'ın cennetini uman, Allah'ın cehenneminden korkan bir kul mu idin? Diye sordular buna. Soruya bak. Allah'ın cennetini uman, Allah'ın cennetini uman, Allah'ın cehenneminden korkan bir kul mu idin? Nurcu abi diyor ki, hayır. Hayır.
ben cennet, benim cennetim cennet umak değildi benim. Benim cennetim cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktı. Benim cehennemim ise cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmekti. Nereden vuruyor görüyor musunuz? Cennetine bak. Benim cennetim cennetin sahibi olan Allah'ı bulmaktı. Öyle yaşadım ben. Cenneti değil, bulmak için değil. Allah'ı bulmaktı. Benim cennetim oydu. Marifetullah olduktan sonra dünya lezzetlerinin iştah olmadığı gibi cennette iştah bile geri kalır. Benim cehennemim ise avamın korktuğu cehennem, ateştir, zakkum ve bilmem ne. O değil diyor benim cehennem. Benim cehennemim, o cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek zihniyetiydi diyor yani. Onu kaybetmek. Çok tuhaf ya. Allah hepimize öyle nasip etsin. Amin. Ya. Adam gibi yaşarsan, adam gibi muamele görürsün. Hiç şüphen olmasın. İştirak amali uhreviyeden Cenab-ı Hak bizi geri bırakmasın. Amin. Cemaattan alırsak ki alacağız Allah'ın izniyle. Çünkü Laz'ın dediği gibi ya Rabbi, bilirsin ben cehennemde yapamam. Yani iştirak amal uhrevisiz mümkün değil, yapamayız. Ne gideceksin? Başka şansımız yok ya. Hasenat seyyatımızla nereye gidecek? Yetmez ki bize o. Cemaattan alacağız yani. Bayla bayla almamız lazım. Şirketi maneviyeden mi? Tabii. Şirketi manevi olmadı mı? Ve yaya vallahi durum iyi değil. Ben gördüm yani bir manada. Güya ben dershanedeyim. Girdik böyle kolumuzu sallaya sallaya. Haşimeden gel buraya dediler. Bir hesap. Ondan sonra bir zaten isim çağırması var ki ana baba künyesiyle falanca falanca. Evet zaten manyaklaştım ya, bayıldım. Uyandığım zaman hesabım görülmüş, bana neticeyi söylüyorlar. Günahı sebabına galebe etti. Kaybetti yani. Bu ne demek biliyor musun? Ne demek yani? O karşımda cehennem var. Yani günahı sebabına galebe etti. Cehennem. Tabi nasıl bağlıyorsun? Neyse bir iki tane sütün sipsiyah. İnsan sületi gibi. Merhamet denilen bir şey yaratmamış. Zebani. İki kişi tuttu beni. Sanki dozer, kartepiller gibi. Kor. Sallansan ne olur sen? Mümkün mü tutmuş? Şöyle götürüyorlar. Böyle. Asfalt. Ama canlı bir şey. Yani. Her şey konuşuyor falan. Bastığım zaman falan. Böyle çıkıyoruz. Nereye götürüyorsunuz beni de? Ağladım, çırpındım. Baktım çaresi yok. Mecbur uyduk. Uyduk imama. Allahu Ekber. Gidiyorsun. Dedi ki şu tepeye çıkacağız. Tepe bitince onun dibi cehennem. Seni oradan aşağı atacağız. Cehennemin içine atacağız. Böyle gidiyoruz ama nasıl bağırıyorum ben. Sağ tarafa baktım ki o toz buz. Her taraf toz. Sol tarafa bakıyorum binalar, ağaçlar, yerler, topraklar, çiçekler hep canlı, ruhlu insan gibi konuşuyorlar, selam veriyorlar. Binalar hepsi, tuhaf tuhaf binalar, öyle renk yok dünyada. Allah Allah dedim. Bunlara dedim ki Zeban Esan, ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl toz buz? Yani bomba isabet eder de bir yumruk kadar taş kalmaz ya böyle inşaatlarda, toz buz. Dedi ki, savaş oldu dedi, onun için yolun sağ tarafı böyle toz buz oldu. Savaş oldu da dedim, sola hiç mi bomba isabet etmez? Etmez tabi dedi. Niye etmezsin dedim. Çünkü o Şeyh Abdülkadir Geylan'ın şehridir diyor. Oraya bomba mı isabet eder? Helal olsun be dedim. Delikanlı adamdın. Ona saydım yani. Aynı benim. Ona ben gidiyorum cehenneme ama olsun seninle gurur diyorum. İftihar ediyorum. Delikanlı nasıl olsun saydık ya. Orada bakıyor. Derken çıkıyoruz. Sokaklar var ama dikkat hep canlı. Oradan birisi. Aha Geylan'ı diyor. Caddeden, sokaktan caddeye doğru geliyor. Geliyor deyince bunlar sanki elektriklerin bizi sökmüş. Geylan'ı görünce hiçbir sistem çalışmıyor. Adamlar tamamen kalmış böyle. O Geylan'ı sokaktan böyle geldi. Caddeye durunca biz tabii baktım ki bunlardan sıyrıldım. Doğru ona sığındım. Elini öpmeye çalıştım, öptürmedi. Ayağını öptü. Sağ veya sol elini koy. Bir şey anlatacağım, benimle alakalı değil. Sağ veya sol hangi elini bilmiyorum, unuttum. Kafama koydu onlara, dedi ki bu bizi tanır, biz de bunu tanırız. Bu bizi sever, biz de bunu severiz. Ben kefilim, dokunmayın. Onlar da tamam dedi. Şimdi ben size yorum yapıyorum. Haşir meydanındaki benim şahsı günahım galip etmesi şahsi hasenat ve seyyiatımdır. Kimse tek başına kurtulamaz.
Sikri Tasi Gaybe de söylüyor. Fert istikamet bulamaz. Peki gelen nedir? Arkanızda zahir ve başınızdan zahir, nasır. Yani şahsi manevi, cemaat. Geylani cemaat demektir. Cemaatin şahsi manevinden alırsan sana kefil oluyor. Dokunma bizi tanır. O demektir. Bana onunla mesaj verdi. Ha, fravunlaşmayasın ha. Bir şey yapayım da Allah yaptırıyor. Ondan sonra Allah bu cemaattan almazsan sen hiçbir şey değilsin. Dedi bana bu olay. Geylani şahs değil, şahsi manevi. Şefkat tokatında demiyor mu? Arkanızda zahir ve nazır. Yoksa onların tokatını yersiniz. İştirak-ı amal-i uhreviye, şirket-i maneviye kastediliyor o. Ondan aldın, seni tanırsa tanıdın. Seni tanırsa tanınırsın. Tanımazsalar hiç kimse seni tanımaz o meydanda. Hevallah. Allah kimse maçlamamış. Ondan sonra bu bizi tanır, biz de bunu tanırız dedi. Evet, son şeyimizi okuyayım. Sırrı tevhid onun yardımına yetişmesi öyle müthiş bir hilkat. Bir de okuyayım. İnsanın en latif ve şirin bir secdesi olan şefkat, eğer sırrı tevhid onun yardımına yetişmezse öyle müthiş bir hırkat. Hırkat? Yakıcı. Bir fırkat. Ölümün ölümü nedir? Ayrılıktır. İnan ölümün ölümü ayrılıktır. Hiç böyle yattığınız zaman geçmiş veya okuldaki o arkadaşlar veya annene babanı vefat etmiş. Öyle yakmıyor musun böyle gece? Hani ölüm bir şey değil ki ya. Eğer diyor ayrılık olmasaydı diyor Azrail gelip de ruhumuzu alamazdı diyor. Dostlardan fırak olmasaydı Azrail gelip ruhumuzu alamazdı. Ölümün ölümü fıraktır. Cehennemin cehennemi de ayrılıktır kardeşim. Çok korkunç bir ateştir. Abi bizde böyle bir şey yok ya. Ya iptal olmuş kısmen şeylerimiz ya. Fabrika ayarları kaçmış. Fabrika evet geçmiş herhalde. Fabrika ayarları kaçmış. Fırkat, rikat bir musibet olur ki insanı en bedbaht bir derece indirir. Şefkat, sırrı tevhid olmasa. Tek bir güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Yani tek bir evladı var. Evliliği son. Böyle birisi var. Bisikletle arabanın altına kaldı. Ondan sonra zaten de meyus dönemi var. Mümkün değil çocuğu yok. Tek bir çocuğunu kaybeden gafil bir kadın bu hırkatı tam hisseder. Ayrılığın ne demek olduğunu. Çok ilginç bir örnek. Çok ilginç bir örnek. İlginç. Tek bir. Yani bu herhalde bunu hissedebilecek en zirve insan şahıs. Bu. Yani hem kadın hem bir daha çocuğu olma ihtimali yok, evet. Hem de gafil. Tek, gafil. Hem de gafil. Hem de çocuk tek, evet. Bak, tek bir güzel yavrusunu, güzel derken özürlü de değil, kusurlu değil. Yani tamamen her şeyle mükemmel sevilmiş güzel yavrusunu ebedi kaybeden bir gafil valide bu hırkatı tam hisseder. Ya, yanıyorum diye. Ben böyle birisini biliyorum. Ama bu seviyede değil. Gene var 2-3 tane. Kızı düğün yapılıyor. Oğlu da ablasının düğününde misafirleri havalimanından almak için giderken trafik kazasıyla ölüyor. Şehit oluyor. Yani kızının düğününde oğlunu kaybediyor. İki tane zıt şeyini yapacaksın işte. Düğünü mü yarı bırakacaksın? Çocuğunu mu morgdan alacaksın? Kız çıkıyor, morgdan ceset giriyor. Hadi çöz. Neye yardım edecek? İman yoksa, din yoksa, Allah aşkına bunu bir çözün ha, neyle çözeceksin? Kız çıkıyor, yeni duvaklı, morgdan kefenli çocuk giriyor. Neyle çözeceksin? Ancak Allah. Ancak imani bil ahiret. Ancak marifetullah. Ancak teslimiyet. Onun için diyoruz ya Rabbi, aklıma marifetullah, kalbime muhabbetullah, hayatıma ibadetullah, tamam. Ruhuma müşahadetullah, yaşantıma ibadetullah, istikametullah, kıbletullah ver diyor. Marifetullah, muhabbetullah, müşahadetullah, ibadetullah ve kıbletullah. Kıble, istikamet. İhtina sıratan müstakil.
Ne tuhaf. Yani insan insanı evirip çeviriyor, ahireti yetiştiriyor Cenab-ı Hak. Ahiretsiz olmaz. Eğer imanı bil ahiret aileye ve kişilere hükmetmese dünyası cehennem olur. Cennet dahi olsa cehennem olur. Ahiret inancı, ahiret anlayışı insana ne kadar hakimse o kadar insan rahat eder. O hakim olmasının sebebi enfusi derslerdir. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-salâvâ.